doğudaki uzak bir ülkede geçmişini odun keserek sağlayan bir adam yaşarmış. Bu adamın tek bir oğlu varmış. Oduncunun ekmeğini kazanmasını sağlayan tek şey ise eski bir baltaymış. Adam oğlunun çok sevdiği ve onun iyi yetişmesini istediği için tüm birikimini onun eğitimine harcamaya karar vermiş. Bir gün oğluna şöyle demiş. Benimki kadar zorlu bir hayatın olmasını istemediğim için yıllar boyunca biriktirdiğim tüm parayı senin eğitimine harcamaya karar verdim. Böylece benden çok daha iyi bir duruma gelebilir ve yaşlandığımda bana destek olabilirsin. Oduncunun oğlu bir okula yazılmış. Burada öğretmenlerinin ve sınıf arkadaşlarının sevgisini ve saygısını kazanmış. Çünkü ödevlerini hep zamanında yapan çok çalışkan bir çocukmuş. Bu nedenle de yüksek notlar almış ve bu şekilde pek çok ödül ve takdirname kazanmış. Her şey yolunda gidiyormuş. Ta ki babasının parası bitene kadar. Genç, büyük bir üzüntü içine köyüne geri dönmek zorunda kalmış. Ne yazık ki öğrenmek istediği her şeyi öğrenememiş. Fakat cesur ve çalışkan bir genç olduğu için tersliklerin onu yıldırmasına izin vermemiş ve bir gün babasına şöyle demiş. Seninle birlikte ormanda çalışıp ağaç keseceğim. Babası buna karşı çıkmak istemiş. Fakat çocuk inatçı ve kararlıymış. Komşularından eski bir balta ödünç almış ve ormana ağaç kesmeye gitmiş. Bir gün yemekten sonra nehrin kıyısında gezintiye çıkmış. Burada yıllanmış bir ağacın altına oturmuş ve kaderinin nasıl değişeceğini, eğitimine nasıl devam edebileceğini düşünmeye başlamış. Düşüncelere dalmışken derinden gelen bir sesin bağırdığını duymuş. Lütfen beni buradan çıkartın! Çocuk dört bir yanına bakmış fakat bu yürek burkan çığlıkların sahibini bir türlü görememiş. Ayağa kalkmış ve nehrin karşı kıyısına doğru gitmeye başlamış. Nehirde birinin boğuluyor olabileceğini düşünüyormuş. Fakat bu sırada ayağının altında bir şişe olduğunu ve çığlıkların bu şişenin içinden geldiğini fark etmiş. Şişeyi eline almış. İçinde dışarı çıkmak için debelenen bir kurbağa olduğunu görmüş. Şişenin tıpasını çıkartmış ve içinden dışarı çıkan kurbağa bir anda neredeyse gölgesinde dinlendiği meşe ağacı kadar büyümüş. Meğerse bu bir cinmiş. Seni öldüreceğim demiş boğuk bir sesle cin. Bu şişenin içinde kaldığım 100 yıl boyunca buna yemin ettim. Zeki çocuk sakin bir şekilde şöyle cevap vermiş. Sakin ol dev kurbağa. Senin bu şişeden çıktığına inanmak çok güç. Sen o kadar büyüksün ve bu şişe o kadar küçük ki. Öyle mi düşünüyorsun diye bağırmış cin. Benim gücümün sırrı yoktur. Bunu şimdi göreceksin. Bunu söyler söylemez boyunu küçültmüş ve şişenin içine geri girmiş. Kurbağa şişenin içine girer girmez çocuk tıpayı kapatmış ve şişeyi bulduğu yere geri fırlatmış. Cin çocuğun arkasına bile bakmadan gittiğini görünce arkasından bağırmış. Beni buradan çıkartırsan seni çok zengin bir insan yaparım. Genç çok iyi kalpli bir insan olduğu için tıpayı çıkartmış ve cinin dışarı çıkmasına izin vermiş. Cin ona beyaz bir taş vermiş ve şöyle demiş. İşte sana hediyem bu. Bu taşla dokunduğun herhangi bir metal altına dönüşecek, dokunduğun her yara ise anında iyileşecek. Bunu söyler söylemez cin ortadan kaybolmuş. Taşın özelliğinin gerçek olup olmadığını görmek isteyen genç, komşudan ödünç aldığı eski demir baltaya taşla dokunmuş. Demir balta bir anda ışıl ışıl altından bir baltaya dönmüş. Bu baltayla ağaçları daha iyi kesebilirim diye düşünmüş ve yaşlı kütüğü kesmeye koymuş. Gerçekten de kütük büyük bir kolaylıkla kesilebiliyormuş. Fakat bir süre sonra baltanın keskin kenarı kırılmış. Genç endişeyle babasının yanına dönmüş ve ona olan biteni anlatmış. Genç altın baltayı komşusuna vererek zararını karşılamayı düşünmüş. Fakat babası ona en iyi çözümün baltayı bir kuyumcuya satmak olduğunu söylemiş. Böylece komşusuna yeni bir demir balta alabilir, hem de biraz parası olurmuş. Şehirdeki bir kuyumcuya gitmişler. Kuyumcu onlara altın balta için o kadar çok para vermiş ki bu parayla sadece komşusuna yeni bir balta almakla kalmamış, genç bu parayla eğitimini tamamlayıp doktor olmuş. Sakın genç adamın elindeki taşla metallere dokunup altın yapmaya devam ettiğini sanmayın. Tam tersine taşın bu özelliğini bir daha kullanmak istememiş. Doktor olduğu için taşla sadece hastalarının yaralarına dokunmuş ve yaralar hemen kapandığı için çok ünlü bir doktor olmuş.
Bu şekilde taşı sadece insanlığın iyiliği için kullanmış.